Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz örgü modelinin nasıl yapıldığını çalışalım istedim. Bakın modelimiz oldukça şık. Sıralı fıstıklar halinde örülüyor. Modelimin arka tarafı da bu şekilde. Bu modeli bayan örgülerinde, bebek örgülerinde, bayan atkı ve şallarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kenarları kıvrılmıyor. Lastik de istemeyen bir model. Arkasına tekrar bakalım. Arkası da çok güzel duruyor. O yüzden atkı ve şallarda da rahatlıkla kullanılabilecek bir model. Yapılışı da oldukça kolay. İsterseniz vakit kaybetmeden yapım aşamasına birlikte geçelim. Modelimizin ilmek sayıları 2 ve 2'nin katları olarak ayarlanıyor. Bunun için 2 ve katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz şişimize bu şekilde. Lastik istemeyen bir model olduğunu söylemiştim. Ama siz dilerseniz altına istediğiniz lastik modelini uygulayıp üzerine modelini kurmaya başlayabilirsiniz. İlmeklerimi bu şekilde şişime attım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve bir sıra ters olarak örüyorum. İlmeklerimin tamamını sıranın sonuna kadar bu şekilde ters örgü olarak örelim. Modelimiz arka sırada kuruluyor. Örgümün arka tarafına geçtiğimde modeli birlikte kuralım. Şimdi son ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Son ilmeğe geldiğimde son ilmeğimi düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümü çevirdim. Burası örgümüzün arka tarafı olacak. Modeli kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Bakın sıradaki 1 ve 2 ilmek. İkisini birlikte şişime alıyorum. Öncelikle bir kez ters ördüm. İlmeklerimi çıkarmadım. Şişime bir kez doladım. Aynı iki ilmekten bir kez daha ters ördüm. Yine ilmeklerimi çıkarmadım. Şimdi iki tane ilmeğim vardı. İlk ilmeği ayırdım ve ilk ilmeği ters olarak ördüm. Ve ilmeklerime bıraktım. Kenar ilmeğimi saymıyorum. Bakın dört tane ilmeğim oldu. İki ilmekten dört ilmek çıkardık. Şimdi yine aynı işlemi yapıyoruz. 2 ilmeğe birden şişimle battım. Bir kez ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ördüm. 3 ilmeğim oldu şişimde şu anda. Ve 2 ilmeği ayırıp ilk ilmeği bir kez daha ters ördüm. 4 tane ilmeğim oldu. Ve artık ilmeklerimi serbest bıraktım. Aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeği aldım. Bir ters ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ters ördüm. 2 ilmeği ayırıp ilkini ters olarak ördüm. Ve ilmeklerimi serbest bıraktım. Sıramın sonuna kadar, bütün ilmeklerim bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. İkisini birlikte ters ördüm. Bir doladım. Tekrar ters ördüm. İlmekleri ayırıp ilkini aldım ve ilkini ters ördüm. Ve ilmeklerimi bıraktım. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi son bir ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi aynı işlemi uyguladım. Son ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka tarafı burası. Şimdi örgümü çevirdim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ilmeğimiz var. 2 ilmekten 4 ilmek çıkarmıştık. İlk ilmeği alıyorum ve ters olarak ördüm. İpimi örgümün arkasına aldım
Şimdi burada kalan 3 ilmeği, üçünü birlikte düz olarak ördüm. Bakın ilk fıstığımız burada oluştu. Tekrar yapalım. 4 tane ilmek öbeği var burada. İlkini alıp ters örüyoruz. İpi örgünün arkasına alıp kalan 3 ilmeği de üçünü birlikte şişe alıp düz örüyoruz. Bir ters, 3 ilmeği, üçünü birlikte düz. Bakın fıstıklarımız da burada oluşuyor. İlk ilmeği ters ördüm. Kalan 3 ilmeği de üçünü birlikte düz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Burası örgümüzün ön yüzü. Son örneğimi de buraya yapıyorum. Son kenar ilmeğimi de her zamanki gibi düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümün aralarında bakın şöyle haroşa çizgiler var. Şimdi örgüyü çevirip örgümüzün arka tarafına geçtiğimizde o çizginin oluşabilmesi için bir sıra bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Örgümün arka tarafındayım ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön taraftan bakıldığında hemen bakalım, bakın ters görünüyor. Bu sıramı da bu şekilde düz örgü olarak tamamlıyorum. Bu sıranın sonunda da modelimiz tamamlanmış oldu. İlk modelimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi düz örgü olarak yapacağız. Şu iki model arasındaki düzlüğü öreceğiz birlikte. Şimdi aradaki düz geçişi örmek için örgümüzün ön tarafındayız ve bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bir sıra sıramın sonuna kadar ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Bir sıra düz örgü ördüm. Örgümü çevirdim. Örgümüzün arka tarafındayız. Ve şimdi de bütün ilmekleri sıramın sonuna kadar ters olarak örüyorum. Son ilmeğe kadar bütün ilmekleri ters ördüm. Son ilmeğe geldiğimde yine düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın iki diş haroşa sırası görünümlü oldu. Şimdi tekrar örgümü çevirdim. Ön yüzde bir sıra daha ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. İlmeklerimin tamamını düz olarak örmeye devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Bakın aradaki geçiş düzlüğünü ördük bu şekilde. Şimdi örgümü çevirdim. Yeni modelin altındaki haroşa çizgisini oluşturmak için örgümüzün arka tarafını çevirip arka tarafta ilmekleri düz olarak örüyoruz. 3 sıra tersin üzerine bir sıra düz ördüm. Ön tarafta bu ilmeklerimiz ters olarak görünüyor. Yeni modelimizi kurmak için zemin oluşturuyoruz şimdi. Sıramın sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Örgümü çevirdim. Bakın çizgimiz bu şekilde oluştu. Şimdi ön yüzde de yine bir sıra ilmeklerimin tamamını düz olarak örmeye devam ediyorum.
Arka tarafa geçtiğimizde yeni modelimizi kurmaya başlayacağız. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Bakın bir sıra haroşa çizgimizi bu şekilde oluşturduk. Burası örgümüzün ön tarafı. Arka tarafı çevirdiğimizde tekrar yeni modeli oluşturmaya başlıyoruz. Nasıl yapmıştık? Tekrar hatırlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeği şişimi aldım birlikte. Bir ters ördüm. Bir doladım. Tekrar ters ördüm. 3 ilmek oldu. Dördüncü ilmeği de şu iki ilmeği ayırıp ilk ilmeğe batarak ördüm ve şişimden çıkardım. 4 tane ilmeğim oldu. Bir kez daha yapalım. 2 ilmeği şişime aldım. Bir kez ters ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ters ördüm. Ve 2 ilmeği ayırıp ilk ilmeği ters olarak örüyorum ve şişimden çıkardım. Bu şekilde sıramı tamamlayıp dönüyorum. Sıramı bu şekilde tamamladım. Bakın. Örgümüzün arka tarafında modelimizi kurduk. Ön tarafa geçtik. Şimdi ön tarafta fıstıklarımızı oluşturuyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve buradaki 4 ilmeğin ilkini ters olarak ördüm. İpimin örgümün arkasına aldım. Ve 3 ilmeği birden düz olarak ördüm. 4 ilmeğin ilkini ters. Kalan 3 ilmeği, üçünü birlikte düz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp dönüyorum. Sıramı tamamladım bu şekilde. Bakın fıstıklarımız oluştu. Örgümüzü çevirip arka tarafta ilmeklerin tamamını bir sıra düz olarak örüyoruz. İki örnek arasındaki haroşa çizgisi oluşması için örgünün arka tarafında bütün ilmekleri düz olarak tamamlıyorum. Örgümün arka tarafında bütün ilmekleri düz olarak ördüm. Ön yüzde bakın böyle bir çizgi oluştu. Modelimiz bundan sonra sürekli kendini bu şekilde tekrar ediyor. Şimdi şu aradaki düzlüğü yapıp tekrar yeni model kuracağız. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.